Evet, sizlerle yüz bağımsız ilacı gerçek olup olmadığını test edeceğiz. 24 saat içerisinde kulaktan kulağa yayılan bilgileri, bağımsız ilaçları ve gözlerinizle görmeden inanamayacağınız şehir efsanelerini deneyip doğrularını sorgulayacağız. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'ım inşallah bu videodan sonra başımıza bir şey gelmez yarabbim. Amin. O zaman videoya geçerim. Sondaki el hareketimi gördün mü? Arkadaşlar, bağımsız ilaçlarımızdan biri bir gün boyunca yemek yemezsen kilo alırsınmış. 102.8 çıktım. Çok kiloluyum. Arkadaşlar, şimdi 24 saat sonunda hiçbir şey yemedim. Bakalım kilo almış mıyım? Oha, 4 gram almış. Arkadaşlar, hep ödemden biliyorsunuz. Doğruyum. Arkadaşlar, sıradaki ilacımız baş aşağı dururken su içemezsin. Nasıl içeceğim ben bunu şimdi? Yalan arkadaşlar, ben içebiliyorum. Ama tamamen ters olsam olmazdı bence. Yiğit, tam ters durabilir misin? Evet. O zaman amına dur sen, hadi gel. Çabuk çabuk, Yiğit'i böyle çok fazla tutamayın. İçmeye çalış bakayım. İçiyor musun? İçiyorum. Arkadaşlar yalan ama bunu yapabildiği için Yiğit'e bir alkışlayalım artık. Şimdiki bağımsız ilacımızı çoğunuz zaten duymuşsunuzdur. Merdivenin altından geçmek insanlara uğursuzluk getirildiği düşünülüyor. Ben de şimdi bunun altından geçeceğim, bakalım ne olacak. Lan telefonu şöyle. Alo? Ne? Nasıl ya? Haciz mi? Allah kahretsin. Kola Mentos olayını zaten hepimiz aşinayız. Ama bu olayın sadece kolada gerçekleştiğini ve hiçbir gazlı içecekte gerçekleşmediğini söylüyorlar. Yani Serra, buna nasıl şaşırabilirsin? Oldu! Demek ki arkadaşlar yalanmış. Evet, oldu. Ya elime bok mu bu? Yok, Yiğit'miş. Arkadaşlar, su dolu buz dolu bu poşetine kalem batırırsanız patlamıyormuş. Buradan sokup buradan çıkartmam lazım ve bunu hızlı yapmam lazım. Şimdi deniyorum. Bismillah. Gidiyor. Olmadı. Arkadaşlar, şimdiki bağımsız ilacımızda bir tane suyu çevirerek aşağı doğru dökeceğim. Bir tane suyu da düz dökeceğim. Çevirdiğim daha hızlı dökülecekmiş. Şimdi deneyelim. Doğruymuş. Çevirerek zaten. Bunu döndürüyorsunuz arkadaşlar. Buradan akım akım derken. Arkadaşlar, şimdi bu acıyı sırayla yiyeceğiz. Acıyı yedikten sonra Aysu'da ekmeği yiyip acıyı geçirip geçirmediğini bize söyleyecek. Hiçbir şey değil. Sırayla acıyı yedikten sonra üstüne ekmek yiyeceğiz ve su içeceğiz ve yanında süt içeceğiz. Ekmeği içiyorum. Su şen gözleri kararsın. Oha. Siz ekmeği yemedi, acı o kadar acı ki. Geçirdi mi? Evet. Evet, hazırız. Daha iyi. Ama en çok ekmek geçiyor. Acı herkes ekmek yiyor. Acı bile işlemez acı. Arkadaşlar, çevirmeye gittik. Alkolün muayenesi yapacaklarmış şimdi bana. Bile bakayım kaç gram içecek. Gizli kapı. Demiyor ki geçmişsin, gidiyorsun. Arkadaşlar, imkansız bir şey tabii ki. Sıradaki olayımız, parmaklarınızı şıklattığınızda parmağınız avucun içine değmezse ses çıkmazmış. Bu çok saçma bir şey bu arada. Zaten olay bu değil mi bundaki? Bunun buraya çarpması değil mi olay? Peki siz bunu yapabilir misiniz? Bunu çıkarabilir misiniz? Siz yapabiliyor musunuz? Yapabiliyor musunuz? Ben tek ama bir de bu var. Bir de bu var. Bir de bu var. Bu ne? Gördünüz. Esnemen bulaştı ama tek başarılı isim. İyi dinlenmiş, gelmiş uykusunu almış, işinin başında Meltem Bülbül kurguluyor. Bu çocuk esnemedi, testi geçti sonra. Allah Allah. Kulağımdan bir çınlama geliyor ya. Tamam kulağım. İyi konuşuyorlar o zaman. İnşallah iyidir. Bu Mert'te var ya, hepsi benim uzun açıda. Benim de. Biz siz yemek videosu çekiyormuş. Yemek videoları başkalarını alıyor. Tanet. Bu arada çok sıkıntı oldu. Çok üzüldüm. Boyunca yıkacağım az kaldı. Soğan keserken ağlamak hepimizin ortak sorunu. Eğer sakız çiğnerken soğan keserseniz gözlerinizin yaşarmadığını iddia etmişler. Biz de bunu deneyeceğiz. Bu mentollü mü? Çok acı değil değil mi? Lan en mentollü sakızı maşallah yani. Soğanlık böyle kestiğimi görenler... Yok. Hayatında hiç soğan kesmedim mi diye olabilir. Evet, kesmedim. Soğan kullanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, bıçaktan a**ım. Lan! Git lan buradan!
zaman kesmeye devam ediyorum. Bayağı kestim ben, hiçbir şey olmadı. Doğruymuş. Sıradaki inancımız bowling topunun kırılmaz olduğuna yönelik bir inanç. Bakalım bowling topunu kırmaya çalışacağız. Cidden kırılmaz mıymış onu göreceğiz. Şimdi bunu yerden bırakacağım. Yok, yine hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar artık gücümün tamamını lavabo zamanı geldi. Ben yavaş mı vuruyorum sence? Maryos kullanmayı bilmediğim için Utku arkadaşımız şimdi bu bowling topunu koyacak. Oha! Kırdı lan! Oha! Helal olsun lan. Bravo, tekte kırdı bir de. Eğer bowling topun içinde ne olduğunu merak ediyorsanız aha! Diğer yarısı da burası. Bu nasıl bir malzeme? Kireç gibi bir şey. Alçı, alçı. Doğru. Kırdık, doğru değilmiş. Bu arada bowling topuna sponsor olan babama çok teşekkür ediyorum. Baba 600 liram böyle oldu. Yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yumurtanın sarısıyla beyazının bu şişesi yardımıyla birbirinden daha kolay ayrıldığına inanılıyormuş. Sarısı patladı. Yes, ama hiç pratik değildi. Vallahi götümü yırttım yapana kadar. Oha lan, harbi kayıyormuş. Daha bu kadar kaydı düşünmedim. Eğer haberiniz olmadan basarsanız cidden gidiyor. Sakın yerde buz görürseniz üstüne basmayın, doğruymuş. Şimdiki batıl inancımızda 10 tane uçan balonun bir insanı uçurabileceği. Bakalım uçurabilecek mi bizi? Oha! Oha! Arkadaşlar balonluk bir olay yok ya. Oha, uçuyorum! Eğer uçmak istiyorsanız 10 balon ve 1 yiğit lazım. Bu olay da cacık çıktı. Bir dahaki olayımıza geçelim. Arkadaşlar bu inancı ben daha önce TikTok'ta görmüştüm. Benim kız arkadaşım olmadığı için Feride ile denemek zorundayım. Yapacak bir şey yok Feride kardeşim. Ama hangi? Seni bugün kaldırmam gerek. Çok romantik bir an yaşıyorsun, değil mi? Şu an güzel ver. Beni normal kaldır be. Normal kaldırabiliyorum. Ne kadar zorlandı, gördünüz mü? Nasıl ya? Zorlanmış mı gözüküyordu? Ben bunları yumurta kırdım kızım. Ya ben kıramadım. Nasıl söylerim? Ben sana böyle yapacağım. Yalan. Kaldırdım. Gördün mü, kaldırdım. Kaldırırken böyle ses... Naber kız? Tersinden mi kalktın? Solumdan kalktım, tersim pistir benim. Benim de tersim pistir. Oğlum bak, senin ben a**larım bak. Lan! Muhabbet! Neredesin lan? Lan! Ay bu da sinirlenir diyorum. Ne yapıyorsun? Valla lan biz çocuk almışız lan buraya. Çocuk almışız, çocuk kırmışız. Tamam çekme beni artık, çekme yeter, istemiyorum seni. Şimdiki inancımız birlikten kuvvet çıkar inancına dayalı bir inanç. Bir sürü karton bardağın üstüne ayaklarımla çıkarsam kırılmayacağını iddia ediyor arkadaşlarım. Bakalım bu kadar karton 100 kilo taşıyacak mı? Ah be. Arkadaşlar bu inancımız kasında yumurta kıramazsın inancı. Ama bakalım neler olacak. Bunun için benim kaslarım çok yetersiz. Bir de tek yumurta diyeyim de güleyim. Arkadaşlar dün bunu denemiştik. Yumurtamız da kalmadı. Bir tane yumurta götürmüşüz yanımızda. Bu normalde oluyor arkadaşlar da ben kıramıyorum. Baksana tavuk gibi kollarım var. Nasıl kırayım? Yok, kırılmıyor. Baksana ne hale geldik oğlum zaten. Mosmor oldu. Ama yapılıyor arkadaşlar. Benim kollar küçük kaldı. Ama sizin için daha çok çalışacağım ve kol kası yapacağım, göreceksiniz. Ay inanma. Bir tane daha vereyim. Aynı şekil alalım. Şimdiki olayımız Utku'nun saçına sakızı yapıştırdık. Saça yapışan sakızı yer fıstığıyla ovalayarak çıkarabiliyormuşuz. İnşallah. Çıkıyor yavaş yavaş. Neyse çıkıyor. Aa, sakız harbi çıktı lan. Oldu bu. Utku'ya bize yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz. Ne demek? Uuu, cinamak! Kedimi YouTube'da ilk defa görüyorsunuz herhalde. Adı Stark. Kediler nasıl sahipleniyor? Tuğçeli Yiğit'in torunu. Şimdiki inancımız kedilerin sudan nefret ettiği. Şimdi Stark'ı kova dolu suya sokmaya çalışacağız. Bakalım tepkisi ne olacak? Ayaklarına bak. Aaa, yürümek istemedim. Yılda bir kere yıkama. Hayır, istemiyor ya. Yıkam. O kendini yala. Değil mi? Deli mi? Selam ver. Hadi YouTuber'sın artık sen de. Şimdi yanımızda Yiğit'in ikizi var. Yiğit'in içine su doldurduktan sonra ateşle balonu yakmaya çalışacağız. Ve yanmadığını iddia ediyorlar. Oha. Ver bakalım, rüzgar çakmayla olacak mı? O siktir.
Güzeldi, evet. Hepinizin Enes Batur'un da TikTok hayat hilelerinde gördüğünüz gibi patatese eğer şarj takarsak ne olur deneyeceğiz birlikte. Bunun bir batıl inanç olduğuna inanıyorum. Şu patates kimle benim telefonumu şarj edecek değil mi kanka? Hazırsan patatese saplıyorum bir. Yok, hiçbir şey olmadı. Bir daha deneyelim. Yok arkadaşlar, Enes Batur dolandırıcıymış. Gidelim buradan, dolandırıcı Enes Batur. Arkadaşlar şimdiki batıl inancımız paranın her türlü %50 kazanma şansı olduğuymuş. Yani şu an yazı tura atacağız. Ya yazı ya tura gelecek. Tura geldi. Yazı geldi. Yazı geldi. Yazı mı tura mı? Tura. Aa, tura geldi. İki yazı, iki tura. Üç tura, iki yazı oldu. Aa, üç yazı, üç tura. Gerçekten üçlük gelmiyor. Hadi ne geliyor? Bak kameranın lensi gitti ya. Şimdi sizinle birlikte kağıda yazı yazıp onu balonla silmeye çalışacağız. Tabii yazım. Yani doğru aslında ama çok da kaliteli bir silgi değilmiş yani. Biraz uğraştırdı. Ben bunu TikTok'ta birkaç kere görmüştüm. Nasip bugüneymişti. Evet, içindeki ıhlamurumuzu boşalttı. İyi, şimdi ben bunu yakacağım ve bu havalanacak. Bayağı havalandı ya. Olmuyor. Bak bak, gidiyor. Gidiyor. Gördün mü gençliğim? Hayallerim gitti. İnançlarımızdan biri de sarımsağı elinizde sürerseniz sarısını elinizde tutabiliyor musunuz? İlk önce sarımsağı elimize sürmeden deneyeceğiz. Arkadaşlar sarısı... Sarımsaksız yaptık, olmadı, elimizde tutamadık. Parmaklarıma sarımsak batırıyorum. Çok sıktın. Bu normalde oluyor. Olduğunu çektiğim TikTok'u görmek istiyorsanız tam burada TikTok'um var. TikTok'umu da takip edip like atmayı unutmayın. Boğulmam. Şimdiki inancımız nefes alırken konuşamazsı. Şimdi nefes alırken konuşmayı deneyeceğiz. Abi yok, olmuyor. Sen dene bakayım. Bak ben yapacağım şimdi. Ömer! Siz de deneyin, eğer yapabiliyorsanız yorumlara yazın. Ömer! İrem'in üstünden küçükken abisi geçmiş. 1.50 boy kalmış garibimin. O yüzden şimdi tekrar üstünden geçip boyunu uzatmaya çalışacağız. Oy! Instagram'ına yıllar sonra bakarsınız boyu böyle mi kalmış yoksa şey mi kalmış, bakarsınız. Benim annem de derdi ki bir insanın üstünden yürürsen günahların o insana dökülür. Yani sen sıçtın. Şimdiki batıl inancımız benim en çok korktuğum batıl inanç. Neden bilmiyorum ama hayatım boyunca ayna kırmamaya çok özen göstermişimdir. Bugün bunu sizin için aşacağım. Arkadaşlar hazırsanız. Aynayı kırmak uğursuzluk getirdiği için 3 kere tükürdüm. 3 kere tükürmek de insana şans getiriyormuş. Şimdiki batıl inancımız ikizlerin birbirini bilek güreşinde yenemeyeceği üzerine. Aylardır size bahsettiğimiz Serra'nın aynısından bir tane daha olduğunu söylediğim ve bana inanmadığınız Serra. Berra. Vay, ikisi de aynı değil mi arkadaşlar? İnanılmaz. Dur şimdi ikinizin ortasında dilek diyeceğim. Allah'ım inşallah artık YouTube'da 1 milyon olurum. Amin. Ebu Ahmet Can Dündar mı 1 milyon olacak? O zaman başlatıyorum. 3, 2, 1. Oha, cidden oynamadı bile. Bravo, Serra'yı tebrik ediyoruz ama Berra'yı da tebrik ediyoruz bu kadar Serra'ya benzediği için. Şimdiki olayımız Sprite rubuzu aynı anda yersen kusarsın. İğrenç bir tadı oluyor. Ölüyor mu? Bunu kim uydurursa ben onu... Şu an bir cips poşetimiz var elimizde. Ve bunu mikrodalgaya attığımızda bu boy olarak küçüleceğini iddia ettiler. Basalım. Ne kadar? 2 dakika oldu. Kaç dakika oldu? Yapma. Basit kapanca. Ne oldu, korktunuz? Oha! Oha! Çok güzel oldu. Sen bunu al, evine git bu akşam. Nasıl bir girişti? Şu dişi ver bakayım, güzel mi çıkar? Yanımda yine ikiz kızlar var. Birebir aynı oldukları için güçleri ve hızları da aynı olduğunu düşünmüştüm ama bilek güreşinde Serra yendi. Şimdi Berra'yı göreceğiz bakalım Serra'dan hızlı mı? 1, 2, 3. Yarışmayı Berra kazandı. İyi, bu da yalanmış o zaman. Arkadaşlar olayı biliyorsunuz zaten. Vaha! Şuna bak! Bakalım ne olacak, hayatımızda ne değişecek? Saçımı çekince bu da bitiyor mu? Ama denememiş olduk şimdi. O aradaki 10 saniye ne olacak da kardeşim, biz karışmayız. Biz yaptık mı? Yaptık mı Johnny? Johnny nereye gidiyorsun? İnançlarımızdan biri elmayı rendelediğimizde bu meyve suyunun tadıyla aynı tadı alıyormuşuz. Şimdi elmayı rendeleyip sıkıp suyunu içeceğiz. Bakalım nasıl olacak.
Bu rendelediğim elma suyu. Bu da hazır marketten alınmış bir elma suyu. Şimdi ikisini birden deniyorum. Birbirine çok yakın ikisi de ama bu biraz daha yapay olduğu belli oluyor. Bu doğru ama benziyorlar birbirlerine çok. Şimdiki olayımız, gözlerin kapalıyken havaya bir şey atarsan onu bir daha tutamazmışsınmış. Hazır mıyız? Yok olmuyor. Ne bu şimdi? Şimdiki inancımızda nişastaya su karıştırınca garip bir madde haline geliyor diyorlar. Ben bunun birkaç kere videosunu görmüştüm. Böyle sıkınca katı oluyor, bırakınca tekrar sıvı oluyor. Değişik bir madde oldu ama elimi koyuyorum, elim gitmiyor ama yavaş yavaş koyunca elim içine batıyor. Bakın şimdi. Görün. Bak açılıyor bunlar ya. Aslında arkadaşlar kadınlar gibi yani, yumuşak yaklaşırsanız akışkan. Ama sert yakışıklısın. Adeta bir taş. Efurt kokladın mı hiç? Hayır. Arkadaşlar şimdiki inancımız, eğer yeterince hızlı gidersen suyun üstünde yürüyebilirsin inancı. Ne oluyor lan? Video ne oldu beyler? Lan insan şoka girdi. Tövbe estağfurullah. Ben var ya şimdi anlatsınız. Karşıya kadar kaçar. Baya gitti baba değil mi? Baya gitti gitti. 110 kiloyu ben elde ondan olmadı. Beni de balıkla mı atladın? İlerce genç erkeğin hayalini yaşıyorum. At beni, at! Arkadaşlar inançlardan biri de eğer suyun içinde yemek yersen midene ağrı girer. Bakalım deneyeceğiz. Ama doğru uyuyacağım. En sevdiğim şey, havuzun içinde yemek yemek ve bir şeyler içmek. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar, yemek yemeye devam ediyorum. Bir inanç daha buldum. Erkekler kızlardan daha hızlıdır. Evet, 3, 2, 1... Uçacağım galiba. Arkadaşlar midem çok kötü oldu, bunu yapmayın. Yiyip yüzmeyin. Çok kötü bir şey. İçeride şu an böyle böyle oluyor yediklerim. Şimdiki olayımız, A4 kağıdını 7'ye katlayamazsın. 1'e katladım. Cidden 7'ye katlanmıyorlar. 6, 7'ye katlanmadı. Katlayacak yerim kalmadı. Doğruymuş. Şimdi balonla raftiyi bastıracağım ve bu balonu patlatacağım. Kulaklarınıza dikkat edin. Bir raptiyeli gördünüz, balon nasıl patladı, ama şimdi bir sürü raptiye koyacağım ve balonun patlamayacağını iddia ediyorlar. 10 taneyi deniyorum, bakalım ne olacak. Oo, patlamıyor. Bir daha yapsana. Arkadaşlar olmadı, inanamıyorum ya. Gerçekten oğlum hala patlamıyor. Fizik kuralları gerçekten inanılmaz. Arkadaşlar şimdiki batıl inancımız, dilinle 32 dişine de değemezmişsin. Herkes şu an ağzının içinde diliyle dişlerini deniyor diye düşünüyorum. Evet, olay buydu aslında. Değebiliyorsun ama sizi denetmek istedim. Arkadaşlar ekran başında siz de denediyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Gözüme girdi. Merak etme kanka, da zahmetciğim. Lan gözüme girdi. Bu işe yaramıyormuş. Ama bunu da neden evin içinde açmamamız gerektiğini de öğrendik. Evet, sakın evin içinde şemsiye açmayın. Sıradaki olayımız arkadaşlar, bu sakızları alıp kronolojide eriteceğiz ve onlardan balon yapmaya çalışacağız. Oha, su kaynadı. Yeter, fırın yapmışsın. Şimdi bunu deneyelim burada. Gözlerim metolden yandı. Bu olmadı. Bunda yalanmış. Kankiler şimdiki inancımız, bebek bezinin içindeki maddeyle suyu karıştırırsak kara benzediğini söylemişler. Asıl olayı bu bebek bezlerini. Ben şu an görüyorum bunu. Yoğuruyoruz. Harbi kar gibi oldu lan. Arkadaşlar doğruymuş. Kar top savaşı ya. Allah. Yiğit ya. Arkadaşlar daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız videoya tam şu an like atmayı, eğer kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.